Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca, Türkiye'deki 30 Nisan tarihine ait koronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Son verilere göre Türkiye'de 2615 yeni vaka tespit edildi. 93 kişi ise hayatını kaybetti. Umut veren tablo ise vaka sayısındaki artışın öngörülebilir olması ve iyileşen hasta sayısının da gün geçtikçe artması. Bugünlere kolay gelinmediğini hatırlatan Bakan Koca, mücadelede tam anlamıyla başarılı olabilmek için tedbirlerde ısrarcı olmamız gerektiğinin de altını çizdi. Koronavirüsle mücadelede tünelin ucundaki ışık yavaş yavaş görünüyor. Rakamlar her geçen gün daha da olumluya gidiyor. Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı 4846. Şifa bulanların toplam sayısı ise 50 bine yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısındaki tablo yine umut verici. Hasta sayısındaki düşüş son 24 saatte de devam etti. Ancak halen 1514 hasta yoğun bakımda. Bunlardan 803'ü solunum cihazına bağlı. Günlük test sayısındaki artış da sürüyor. Bu zamana kadar yapılan toplam test sayısı 1 milyonu geçti. Son 24 saatte 2615 yeni tanı konuldu. Salgının Türkiye'de görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana görülen toplam vaka sayısı 120.204. Son 24 saatte 93 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 3174'e yükseldi. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca, koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından değerlendirdi. Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde ifadesini kullandı. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısındaysa artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Yorumunu yapan Bakan Koca, tedbirde ısrarcı olalım dedi.